Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmin bil hayr. Herkes için Arapça programının değerli izleyicileri, değerli öğrencileri, hepinizi hürmet ve muhabbete selamlıyorum efendim. Programımızın yeni bir bölümünde sizinle birlikteyiz. Programımızın bu bölümüne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programımızda bir önceki bölümde Arapçada kelime başlığı üzerinde durduk. Kelimenin üçe ayrıldığını ifade ettik. İsim, fiil ve harf sırasıyla saydık ve bunların tanımlarını yaptık. İsim şudur, fiil şudur, harf şudur şeklinde tanımladık. Ve fakat bunları örnekleme fırsatımız olmadı. Bunların örnekleri üzerinde duramadık. İnşallah programımızın bu bölümünde bunların örnekleri üzerinde duracağız. Yani ismi örneklendireceğiz, fiili örneklendireceğiz, harfi örneklendireceğiz. Programımızın hemen başında şunu paylaşmalıyım siz değerli izleyenlerimizle, öğrencilerimizle. Efendim, söylediklerimizi, konuştuklarımızı yani buharlaşmaması, kayıt altına alınmış olması, tabiri caizse evladiyelik bilgi haline gelmesi, muhafaza edilmesi, gelecek nesillere aktarımının sağlanması, gelecek nesiller için saklanmasının sağlanmasını temin amacıyla şunları not etmelisiniz. Yani şu bilgi ellerinizin arasında bulunmalı diye ifade edeceğimiz hususlar olacak. Bunlar için bir kendinize bir ajanda edinseniz, bir blok notunuz olsa veya ne bileyim bir defter tutsanız ne kadar iyi olur. Yani bu bilgiler buharlaşmaz. En azından yazıya geçirme fırsatınız olur. Ve sonrasında ben ne öğrenmiştim herkes için Arapça programında diye geriye dönüp baktığınızda inşallah programlarımız ilerledikçe Cenab-ı Hak bize sizinle birlikte olma, buluşma, sizin için bu programları hazırlayıp sunmak için gerekli sağlık, afiyet ve vakti ve ömrü verdikçe hep birlikte geriye dönüp baktığımızda ne çalıştık, ne işledik, neler öğrendik, notlarımız arasında ne var? Bunu görmek istediğimizde karşımıza en azından boş sayfalar çıkmasın diyorum. Ve bu bilgiler madem ilimse, madem irfansa o zaman paylaşalım. Yani sadece kendimizde tutmayalım, kendimizde sınırlı hale geçirmeyelim. Herkesle paylaşalım. Bunu sağlamak için de bir not defteriniz, bir ajandanızın olması çok iyi olur. Peki o zaman not defterlerinize veya ders defterlerinize tutacağınız ilk not ne olsun? Belki şu ana kadar siz bunu yaptınız zaten. Yani şu an belki benim şu söylediklerim zaittir, fazlalıktır. Affınıza sığınıyorum, anlayışınıza sığınıyorum. Belki de bunların notları alındı şu ana kadar. O zaman alınmadıysa, şu ana kadar not tutmadıysak, Arapçada kelime başlığı altında bir not tutmuş olalım. Ve üçe ayrılır. Kaydını düşelim. Arapçada kelime üçe ayrılır. İsim, fiil ve harf. Bunları hemen hızlıca not edelim. Ve hemen ismin tanımına geçelim. İsim nedir sorusunun cevabını programımızın geçen bölümünde, bir önceki bölümünde verdim. Sizinle paylaştım. İsim nedir? Varlıklara ad olan, onları tanıtan kelimelerdir. İsim, varlıkların adı olan, onları tanıtan kelimelerdir. Bu tanımı programımızın önceki bölümünde okuduk, sizinle paylaştık. Peki fiil ne? Fiil, iş, oluş, eylem belirten kelimeler. İş, oluş ve eylem belirten, iş anlamı, oluş ve eylem anlamı taşıyan ifadeler kelime grubuna girer dedik. Sonra harf. Peki harf, kendi başına tam bir anlamı olmayan, tam bir anlamı olmayıp başka bir kelimeyle bir araya geldiğinde tam bir anlam ifade eden sözcüklerdir. Türkçedeki edatı karşılar notumuz çok önemli. O yüzden biz bunu sizinle paylaşacağımız notlar arasına kırmızı renkle belirgin hale getirdik. Türkçedeki edatı karşılar. İnternet ortamında bir video izledim. Bir ders videosu izledim. Şimdi birileri Arapça öğretimi amacıyla efendim bir program hazırlamış. Bir program sunmuş.
Hemen derslerin daha başında şu bilgiyi paylaşıyor öğrencisiyle veya işte izleyicisiyle. Arapçada kelime üçe ayrılır. İsim, fiil, harf diyor. İsmin tanımını yapıyor, fiilin tanımını yapıyor. Sonra harf de diyor işte elif, b, t, s, cim, ha, hı gibi harflerdir. Bunlar işte bu da harftir diyor. Ne bileyim işte hani diyor Türkçemizde diyor a, b, c falan var ya diyor. Bunun gibi diyor. Ben orada koptum zaten. Yani orada bittim. Hocam dedim yapma hocam yapma. Yani böyle değil. Dediğiniz gibi değil. Yani harf denilen türü, kelimenin harf denilen türü Türkçedeki edatın karşılığı. Örneklerini verdiğimiz zaman anlaşılacak zaten bu. Peki örnekleri nedir? Hemen örneklerine geçmek istiyorum. İsmin örneği, ilk örnek Beytun. Evet, Beytun ev anlamını taşıdığını buraya kaydettim. Programımızın bu bölümünde bir farklılık hissedeceksiniz, fark edeceksiniz. Şu ana kadar programımızın geride bıraktığımız bölümlerinde ben sizinle paylaştığım, örnek olarak kullandığım kelimelerin Türkçe karşılığını vermedim. İhtiyaç duymadım buna. Ancak Arapçada kelime başlığından hemen sonra artık isim, fiil, harf diye tasnif ettiğimiz, sıraladığımız efendim bu bilgilerden sonra örnekleri verirken size bu örneklerin Türkçe karşılıklarını da vereceğim. Bunları da vereceğim ki efendim siz artık yavaş yavaş Arapça kelimelerin Türkçe karşılıklarından haberdar ola durun. Yani bu anlamda o zaman bugün görevimiz tehlike. Nedir o? Yani şunu kastediyorum. Görevimiz tehlikeden. Şimdi artık bir şeyleri ezberlemenin, bir şeyleri not etmenin, bir şeyleri kaydetmenin vakti geldi. Peki o zaman ilk kelimemiz ne olacak? İlk kelimemiz Beytun, ev. Bintun, kız çocuğu. Evet, bunlar neyin örnekleri? Bunlar isim diye tanımladığımız varlıklara ad olan, onları tanıtan kelimelerin örnekleri. Peki Beytun, ev. Bintun, kız çocuğu. Sonra diğer örneğimize geçiyorum. Diğer örneğimiz Cemelun, deve anlamında. Sonra bir diğer örnek Kitabun, kitap. Tekrar edelim mi bunları? Siz de bulunduğunuz ortamda isterseniz bunları tekrar edin. Peki sırasıyla Beytun, Bintun, Cemelun ve Kitabun. Bunlar ismin örnekleri. Beytun ev anlamını, Bintun kız çocuğu anlamını, Cemelun deve anlamını, Kitabun ise kitap anlamını taşıyan bir ifade. Peki fiilin örneklerine geçelim. Fiil, iş, oluş, eylem belirten kelimelerdir dedik. Sırasıyla birinci örnek ketebe. Anlamı neymiş? Yazdı. İkinci örnek yektubu. Anlamı yazıyor, yazar yahut yazacak. Son örnek, yani fiil türünün son örneği uktub. Uktub ne peki? Uktub yaz. Peki zamanların farklı olduğu dikkatinizi çekmiş olabilir. Bir fiil geçmiş zaman anlamı taşırken bir başka fiil şimdiki, geniş ve gelecek zaman anlamı taşıyor. Bir başka fiil ise emir fiil anlamı taşıyor. Peki harfe geçiyorum hemen. Harf nedir? Harf kendi başına tam bir anlamı olmayıp başka bir kelimeyle bir araya gelerek tam bir anlam ifade eden sözcükler. Türkçedeki neyin karşılığı dedik sevgili öğrencilerim? Türkçedeki edatın karşılığı. Peki örneklerini hemen paylaşayım sizinle. Fi, de, da, içinde anlamını taşır. Ala, üstünde, üzerinde diye tercüme edilir. Sonra üçüncü örneğimiz min, den, dan anlamında. Peki fi, ala ve min, bunlar da Türkçedeki edatları karşılayan Arap dilinde harf diye adlandırdığımız kelime türü. O zaman sırasıyla hemen şöyle örneklere bir daha bakalım. İsmin örneği Beytun, Bintun, Cemelun ve Kitabun. Ev, kız çocuğu, deve, kitap anlamlarında. Sonra fiilin örnekleri Ketebe, Yektubu, Uktub. Yazdı, yazıyor, yazar, yazacak ve yaz anlamlarında. Harfin örnekleri ise fi, ala ve min. Sırasıyla de, da içinde.
sonra üzerinde ve dendan şeklinde sıralayabiliriz. Evet, o zaman bugün temel bir konuyu öğrendik. Bu temel konu nedir? Arapçada kelimenin üçe ayrıldığı, isim, fiil ve harf diye sıralandığı, bunlardan ismin varlıkları adı olan kelime türü olduğu, fiilin iş, oluş, eylem, hareket bildiren sözcük türü olduğu, efendim harfin ise kendi başına bir anlam olduğu halde bir başka kelimeyle bir araya gelerek tam bir anlam ifade eden sözcük olduğu bilgilerini edinmiş oldunuz. Bunları notlarınız arasında, defterlerinize kaydettiğinizi düşünüyorum. Kaydetmediyseniz de kaydetmeniz kaçınılmaz diye düşünüyorum. Peki efendim, programımızın akış esnasında ifade ettim. Yani derslerimizi programımızın ilk bölümlerinde Arapçadaki bir takım temel kurallara ayıracağız. Daha sonra ders kitabımızdan El Arabiyyetu Beyne Yedeyk, Arapça ellerinin arasında, Arapça önünde diye tercüme edebileceğimiz Silsiletun fi ta'limil lugatil arabiyye li gayrin natıkine biha. Ana dili Arapça olmayanlar için Arapça öğretim serisi diye tercüme edebileceğimiz bu serinin ilk kitabını, serinin ilk cildini okumaya başlamadan önce bir takım temel kuralları, karşınıza sıkça çıkacak olan bir takım hususları sizinle paylaşacağız. Kelimeyi üçe ayırdık. İsim, fiil ve harf sırasıyla okuduk. Bunlardan fiillerle bir süre meşgul olmayacağız dedik. Harf, yani edatla yine yakın gelecekte muhatap olacağız. Peki hemen şimdi içinde bulunduğumuz dakika içerisinde, şu zaman dilimi içerisinde kelimenin isim türü, yani kelimenin isim grubuyla ilgili bir çalışma başlatacağız. Peki bu çalışmayı başlatırken ben size bir formül vereceğim. Bu formülü sıkça kullanacağız. Oldukça sık kullanacağız bu formülü. Peki şimdi o zaman ekrana yansıtmış olduğum sözcüğü okumanızı isteyeceğim sizden. Bulunduğunuz ortamda ekrana yansıttığım sözcüğü okuyun bakalım. Tabi Arapça bir sözcük gelmeyecek ekrana. Yani bu sözcüğü rahatça herkes okuyabilecek mi? Arapça değil, Almanca bir sözcük getireceğim ekrana. Hocam yani bunun ne işi var ekranda? Yani bu Almanca, dersimiz Arapça değil mi? Yani bunun ne işi var? Peki bu o kadar çok işe yarayacak ki. Şimdi herkes için Arapça programının öğrencisi çok şanslı. Bu programın izleyicisi hakikaten şanslı. Niye mi? Çünkü sizin yaşınız, mesleğiniz, tahsiliniz ne olursa olsun öğrenmenizin önündeki bütün engelleri kaldırıp sizin için dersleri hafıza tekniklerinden de yararlanarak o kadar kolay, o kadar basit hale getireceğiz ki. Yani anlamamanız için hiçbir neden kalmayacak. İfademi düzelteyim isterseniz. Evet. Yani şunu kastediyorum. O kadar çok kolaylaştıracağız. O kadar çok kolay hale getireceğiz ki ya ben bunu anlayamadım, zor buldum, kavrayamadım demeniz için bir nedene sahip olmayacaksınız. Onu kastediyorum. Peki o zaman bunu nasıl sağlayacağız? Bir takım şifreler kullanacağız derslerimizde. Bir takım formüller kullanacağız. Bu formülleri günlük hayatta karşınıza sıkça çıkan sözcüklerden seçeceğim. Biraz önce paylaştım sizinle. Tekrar paylaşmak istiyorum. Okudunuz değil mi? Ekrana yansıyan formülü. Bu bir formül. Yani bunun herhangi bir efendim firmayla, herhangi bir kurumla ilgisi yok. Nasıl ilgisi yok? Kendisine yükleyeceğimiz bir anlam olacak. O anlamdan sonra ha tamam, ben şimdi anladım, işi çözdüm diyeceksiniz. Peki şimdi ekrana yansıyan ifadeyi boş diye okuyorsunuz. Alman dilinde SCH harfleri yan yana geldiği zaman Ş sesiyle okunuyor. Peki boş diye okudunuz. Hemen şimdi sorumu yöneltiyorum izleyenlerime. Bu ifadede yer alan O harfi, B'den sonraki harf hangi yönüyle diğer harflerden farklı? Yani bu soruya cevap vermek çocuk oyuncağı değil mi? Bu harf ünlü, sesli bir harf. Peki o zaman şimdi ne yapıyoruz?
bu O harfini atıyoruz. Yani devre dışı bırakıyoruz. Şimdi sınıf ortamında ders anlatırken de kullanıyorum ben bu formülleri. O harfini siliyorum. Ve ekrandan yok ediyorum. Geriye ne kalıyor? B, S, C, H kalıyor. Peki diyorum şimdi arkadaşlar, sevgili öğrenciler, o nerede? O nerede? O düştü hocam veya sildiniz onu. Diyorum yani işte evinizde askere giden, askerlik vazifesi yapmaya giden tanıdıklarınız, ne bileyim kardeşiniz, oğlunuz neyse veya akrabalarınızın çocukları veya kendiniz, belki de yetişkinlerle çalışıyorsak, yani bir yetişkin grubuyla çalışıyorsak kendiniz. Askerlik görevi için evinizden ayrıldığınızda arkanızda bıraktığınız arabanızın arkasına ne yazdılar? Veya oğlunuzu askere gönderdiniz, çocuğunuzu. Arabanızın arkasına ne yazdırdınız? O şimdi asker. Peki o zaman o şimdi asker. Askere gitsin bakalım. Ona hayırlı vazifeler, hayırlı tezkereler dileyelim. Geriye ne kaldı peki? Boştan geriye ne kaldı? B, S, C, H kaldı. Peki o zaman bu harfleri bundan sonra nasıl anlayacağımızı, bu harflere nasıl bir anlam yükleyeceğimizi hemen sizinle paylaşmak istiyorum. Bu şifrede, bu formülde yer alan O harfini devre dışı bıraktık. Peki B, S, C, H kaldı geriye. Peki o vardı az önce. O nerede şimdi? O şimdi asker. Dönecek mi? Allahu alem. Allah biliyor. Ben bilmiyorum dönüp dönmeyeceğini. Peki bundan böyle herkes için Arapça programının öğrencisi, izleyicisi bu dört harfi yan yana koyup zihninde boş diye kodlayabilir. Yani bu şekilde tutabilir. Bu şekilde ezberleyebilir. Bizde bir sakıncası yok. Peki o zaman B, S, C, H harflerini bundan böyle şöyle tanıyacağız. Boşun B'si belirlilik, belirsizlik. S'si sayı, C'si cinsiyet, H'si hareke. Tekrar ediyorum ben. Bunu not etmek istiyorsanız not edebilirsiniz. Boşun B'si neymiş efendim? Boşun B'si belirlilik, belirsizlik. S'si neymiş? Sayı. C'si cinsiyet. H'si hareke. Bunları bu şekliyle zihninizde tutmanızı bekliyorum. Zihninizde tutmanızı istiyorum. B, S, C, H. Yani belirlilik, belirsizlik, sayı, cinsiyet ve hareke. Peki ben bunu zihnimde, hafızamda kolayca tutamam. Yani başka bir formül var mı hocam? Sen harflerin yerini değiştir, fark etmez. Mesela H, S, B, C yaz yan yana. Öyle yaz. H, S, B, C yazarsan bu da çarşıda, pazarda, sokakta ne bileyim gözüne belki ilişecek bir formül olabilir. Yani bu ifadeyle de çarşıda, pazarda karşılaşabilirsin. H, S, B, C ile. Nasıl açacaksın peki bunu? Hareke, sayı, belirlilik, belirsizlik ve cinsiyet. Ama ben bunu tercih etmiyorum. Yani H, S, B, C sırasıyla öğrenmenizi tavsiye etmiyorum. Hangi sırayla öğreneceğiz peki? B, S, C, H sırasıyla öğreneceğiz. B, S, C, H. Çünkü ben bu sırayı esas alacağım. Ve bu sıraya göre Arapçada ismin durumunu sizinle konuşacağım. Hocam ne demek bu? Yani belirlilik, belirsizlik, sayı, cinsiyet, hareket diyorsunuz da ne bunlar? Şimdi adını koyuyorum bunun. Belirlilik, belirsizlik bakımından isim. Sayısı bakımından isim. Cinsiyeti bakımından isim, harekesi bakımından isim. O zaman dört açıdan ele alacağız bunu. Hangi açılardan? Belirlilik, belirsizlik, sayı, cinsiyet ve hareke. Tamam hocam, anladım. Hemen o zaman geçelim. Başlayalım neye? Belirlilik, belirsizlik bakımından isim başlığı altındaki konumuzu çalışmaya geçelim. Evet, belirlilik, belirsizlik bakımından isim başlığı altında harfi tarif veya lam-ı tarif diye adlandırılan bu şekilde kullandığımız bir kavramla şu an tanışıyorsunuz. Harfi tarif veya lam-ı tarif. Parantez içerisinde notlarımız arasında ne yazmışız? Belirlilik takısı. Belirlilik takısı. Buna daha önceki dönemlerde
eğer Arapça eğitimi aldıysanız hocalarınızın el takısı dediğini duymuşsunuzdur. El takısı. Yani el takısı adlandırması yanlış mı? Böyle adlandırsak olur mu? Olur. Yani niye yanlış olsun ki? El takısı diyebilirsiniz. Ancak madem bu dil Arap dili, yani bu dili ana dil olarak konuşanlar Araplar. Öyleyse bir Arap ana dilinde bunun adını ne koyduysa biz de öyle koyalım. E peki hocam ne ki bu harfi tarif ya da lamı tarif dediğiniz belirlilik takısı diye de Türkçeleştirdiğiniz bu takı ne işe yarar? İşlevi nedir? Fonksiyonu nedir? O zaman haydi buyurun hemen bu takının işlevini öğrenelim. Ben sizinle hemen iki ismi paylaşmak, bu iki isim üzerinde durmak istiyorum. Bunlardan birincisi kitabun, kitabun ve defterun. Yani öğrenci kitapsız, deftersiz olur mu? Madem işimiz eğitim, madem konumuz eğitim, öyleyse kitabun ve defterun. Kitapsız, deftersiz eğitim olmaz. Kitabun kelimesinin ve defterun kelimesinin, ki bunların artık isim olduğunu her fırsatta hatırlamalıyız. Şu an fiillerle işimiz yok. Edatlarla, yani harflerle işimiz yok. Onları daha sonra ele alacağız. Bir takım örnekler verdik onlarla ilgili ama şu an isimler üzerinde duracağız. Sırasıyla biz bu B, S, C, H, 4 harfi açıp belirlilik, belirsizlik bakımından isim, sayısı bakımından, cinsiyeti bakımından, harekesi bakımından isim konularını tamamlayıncaya kadar harf konusuyla veya fiil konusuyla meşgul olmayacağız. Yani bu konular üzerinde durmayacağız ya da bu başlıklar üzerinde bir çalışma yapmayacağız. Peki o zaman kitabun ve defterun bunlar isimse, evet isim. Bakalım şimdi bunların yaşayacağı ne türden bir değişim olacak? Bunların yaşayacağı bir değişim olacak. Bu değişimi hemen paylaşıyorum sizinle. Evet, kitabun kelimesinin başına harfi tarif ya da lamı tarif dediğim el şeklinde okuduğum bir takı getirdim. Şu an işaret ediyorum ekranımda da el. Bunu el şeklinde yazıp el şeklinde okuyorum. Şimdi kitap kelimesinin kitabun şeklindeki bu şekilde kitabun şeklinde yazıp kitabun şeklinde okuduğum ismin başına harfi tarif ya da lamı tarif diye adlandırılan takıyı getiriyorum. Peki hocam bu harfi tarif ya da lamı tarif dediğiniz takı bu el takısı mı bu? Ve el takısı dediğiniz takı harfi tarif ya da lamı tarif bu o mu? Evet bu o ta kendisi. Peki o zaman harfi tarif ya da lamı tarif diye adlandırılan Türkiye'de yazılan Arapça gramer kitaplarında, nahiv kitaplarında el takısı diye adlandırılan bu takının adı harfi tarif, lamı tarif. Kitabun şeklinde yazılan ve kitabun şeklinde okunan ismin başına eli getirdim. El artı kitabun eşittir. Peki burada bir işlem var. El artı kitabun eşittir. Peki işlemin sonucu ne? Ekrandan takip edelim. El kitabu. Şekil bakımından kitabun kelimesinin bünyesinde ne değişti? Başına el gelmekle birlikte sonundaki damme tenvini düştü. Yani çift dammenin sayısı teke indi. Aynı hususu defter kelimesi üzerinde de uyguluyorum. Defterun şeklinde yazıp defterun şeklinde okuduğum kelimenin ismin başına harfi tarif ya da lamı tarif diye adlandırdığımız el takısını getirdim. El artı defterun eşittir. İşlemin sonucuna bakalım. Ed defteru. Ed defteru. Peki defter kelimesinin bünyesinde başına el gelmesiyle ne değişti? Evet, hemen sonuna bakalım. İşaret ediyorum. Eddefteru, ra'nın üzerindeki damme tenvini düştü. Yani çift harekeden, çift dammeden birisi düştü. Damme sayısı teke indi. O zaman lam-ı tarif ya da harf-i tarif diye adlandırdığımız bu takının işlevinin şu olduğunu söyleyelim ve programımızın bu bölümüne nokta koyalım. Lam-ı tarif ya da harf-i tarif diye adlandırdığımız takı bir ismin başına gelir ve ismin sonunda yer alan tenvini düşürür. Tenvin ne demekti? Çift hareke. Ha, bu çift hareke eğer damme tenvini ise dammelerden, yani damme tenvini düşürür. Dammelerden birisini düşürür. Başına geldiği ismin sonunda
çift fetha var idiyse o fethalardan birisini düşürür. Eğer çift kesra varsa, lam-ı tarifin başına geldiği ismin sonunda kesra tenvini var idiyse onun sonunda yer alan kesra tenvinini, yani çift kesradan birisini düşürür. Belirlilik, belirsizlik bakımından isim başlığı altındaki konumuza devam edeceğiz. Programımızın bir sonraki bölümünde görüşmek ümit ve duasıyla hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Fi emanillah.